Uğur'dan gelecek bir haberi bekliyor. Bugün kaybının 17. günü. Yine ablalar aramızda. Gözaltı sayısı dün 3'e yükseldi. Hani bahsi geçen bir ev vardı ya, Uğur'un kayınpederinin üst katı. O ev sahibi de gözaltına alındı. O ev sahibi de zaten bir garipti yani. Bizim arkadaşlar oraya gittiğinde bir saldırmışsın bizimkilerin üzerine. Şimdi gözaltındasın da neyse. Çıkarsan izlersin. Ondan sonra senin mi alakan var deyince bizim kız kaçmış içeriye falan. Böyle bir değişik tipler. Adam kaybolmuş. Gerçekten alakası yoksa bir insanın. Şurada biz sokaklara düşüyoruz da insanlar sokak sokak arıyorlar bizim kayıplarımızı, değil mi? Biz sokaklara düşüp ararken. Üst katında yaşıyor, gidiyoruz. İyi olmuş seni tutuklamışlar. Şimdi yani gözaltına almışlar. Yardım etmeyi öğrenirsiniz en azından. Gerçekten bazen iyidir. Şimdi önce gözaltı bandımızı izleyelim. Sonra biz Uğur'un arkadaşlarıyla konuştuk. Yani Uğur'un arkadaşları diyorlar ki mümkün değil Uğur gitmez. Yani evet, Uğur kaybolmadı. Uğur'un başına biri bir şey getirdi. Yani o şekilde bakılsın. Evet. Önce bir gözaltı bandımızı izleyelim. Uğur Kahraman'ın şüpheli kaybı. Her şey olabilir. Biz o yüzden canından şüphe ediyoruz. Sorgunun 3. gününde yeni bir gözaltı. Gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi. İstanbul'da hareketlilik sürüyor. Bir cinayete kurban gittiğinden kuşkulanılan Uğur Kahraman'ın kaybolduğu gün son olarak eski kayınpederinin aracına bindiğinin tespit edilmesiyle hem eski kayınpederi hem de kayınvalidesi gözaltına alınmıştı. Uğur'la ilgili bir şey biliyor musunuz? En son eşinizin arabasına binmiş. En son sizin arabanıza binmişti. Evet, olabilir. Daha sonra görmediniz mi? Görmedim. Gözaltına alınan iki ismin evinin bahçesinde bir de arama çalışması gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin ardından programımızda dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Üçüncü kattaki adam paraya sıkışmış. Naciye Sezer de diyor ki Uğur diyor, gel sen yani. Buna diyor para ver. Bu adam işini görsün ama ödeyemezse diyor ev senin olur diyor. Fırat Bey, böyle bir şey oldu mu? Arsanın tamamı benim üstüme. Neyi ipotek göstermiş pardon? Arsa tapulu yer Murat abilerden aldık biz burayı. O zaman onun biraz paraya sıkışıklığı vardı. Demek ki konuşulan mevzu da bu. Gözaltının 3. gününde gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi. 3. kişi ise eski kayınpederi Hüseyin'in komşusu Murat da bugün itibariyle gözaltına alındı. 3 şüpheli akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüler. Damadınızın kaybıyla ne ilginiz var? Bir şey söylemeyecek misin? Damadınızın kaybıyla ilginiz nedir? Bir şey söylemeyecek misin? Hala gözaltındasınız. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından eski kayınpeder, kayınvalide ve Murat isimli komşuları yeniden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirildiler. Nereye götürdünüz damadınızı en son? En son sizin aracınıza binmişti. Uğur Kahraman'ın şüpheli kaybına ilişkin olarak gözaltına alınan 3 şüphelinin sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Şimdi Uğur'un arkadaşlarıyla da konuştuk. Ayhan Keleş, Hüseyin Özsoy ve Erdem Şentürk bambaşka şeyler anlatıyorlar. Ama bu kayınpederiyle arasında bir alacak verecek evet. mevzusu varmış. Biz de ondan zaten şüphe ettik. En son artık başka çaremiz kalmadı. Çünkü kız mevzusu, Naciye Sezer beni sürekli arayıp böyle şey diyor. Acaba diyor Adem Eren diye bir adamdan bahsetti. Dedi ki bunu araştırdınız mı? İşte güzellik merkezi işleten bir bayan vardı. Bunu araştırdınız mı? Her gün bana telefon açıp bunları söylüyor. Kız kaçırdı. Kız kaçırdı olabilir. İşte şu olabilir. Dedim ki Adem Eren'i sen nereden tanıyorsun dedim. Kim diyor bunu? Naciye Sezer diyor, kayınvalide. Kayınvalide. Diyor ki Adem Eren'i nereden tanıyorsun dedim. Dedi ki bizde de zaten dedi üst komşu Murat Şifa'da oturuyormuş, Tuzla Şifa Mahallesi'nde. Adem Eren'i de o söylemiş ona. Onun da bir alakası olabilir diye. Oradaki önemli nokta o değil. Değil, evet. Önemli nokta şu, Uğur kaybolduktan sonra kayınpeder çocukları görmek için bize geliyor. Size geliyor. Evet. Şimdi bu sırada Eda'lar da araştırma yapıyorlar. Yani nerede Uğur diye. Evet. Ve güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıyorlar. Hani o arabaya binme görüntüleri var ya Ahmetciğim. Şimdi bu görüntülere ulaşıyorlar. Şimdi o görüntüde Uğur'un kayınpederinin arabasına bindiğini görüyorlar siteden çıktığında. Kayınpedere soruyorlar. Diyorlar ki senin arabana mı bindi? Daha doğrusu sen o gün gördün mü diyorlar. Evet. Kayınpeder ısrarla ben o gün hiç görmedim diyor. Şimdi başta yüzlemiyorlar onu yani senin arabana bindi demiyorlar.
Diyorlar ki sen onu o gün gördün mü? Sen anlat evet. Eda. Asıl biz diyoruz ki bu. Gördün mü diyoruz. Mesela diyor ki ben hiç görmedim o gün. Sabah 11.30'da diyor 500 TL istedi. Onu verdim ama ne araçla geldim ne de ben aldım. Hiçbir şekilde söylemiyor. Biz bu ifadeyi polise veriyoruz. Polis memurları da içeri alıyorlar ifade için. Ondan sonra diyor ki ben diyor orada yalan ifade vermiş zaten. Memurlar bize sonradan konuştuk, tekrarladık. Ondan sonra Arife günü Naciye Sezer aradım ben. Çocuklara dedim getireyim. Dur, konuyu dağıtma. Orada da en başta arabaya bindiğini söylemiyor. Evet, yok söylemiyor. Yani onu sitenin önünden aldığını söylemiyor. Daha sonra emniyet yetkilileri zaten bu görüntüleri ortaya çıkarttıktan sonra da gözaltılar başlıyor. Biliyorsunuz aile ilk gün geldiğinde hani biz normal kayıp evet, gibi kayıp anlatmıştı. Arıyorduk. Sonradan bilgiler gelince etraftan beyaz araba deyince beyaz arabanın görüntüsünü bulup kayınpedere ulaşınca biz o gün de gözaltına alındı işte o kayınpeder, kayınvalide ve şimdi de üst kat komşu. Üst kat komşu neden alınıyor? Çünkü o evin bir alışı satışıyla ilgili bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Bir para mevzusu var evet. Orada. Bir de bence asıl önemli olay eski eşinin intiharı. Ama onunla alakalı hiçbir şekilde bir bilgi yok. Bizimle alakalı bir durumu yok. Çünkü evlendiği resimlerini paylaştılar durumlarında ama sosyal demiş, medyada. Kardeşin demiş. Kardeşin yine arkadaşlarına. Belki bize dememiştir. Öldüğü için kayınpeder beni sorumlu tutuyor. Gözlerinden onu anlıyorum demiş. Çünkü Müge Hayatım, Hanım. Hayatım herkesin evladı. Evet tabii ki. Yani. Müge Hanım biz cenazesine bile katıldık. Çünkü gelinle bizim hiçbir sorunumuz yok. Anlıyorum. Asuman diye teyzesi var. Bağlansınlar, açıklama yapsınlar. Yani Kezban diye Fransa'da teyzeleri var. Biz kızımızı ayırmadık biz yani. Biz hiç ayırt etmedik onu. Yani. Sorabilirler yani etrafa da sorsunlar. Mesela teyzeleri de bağlansın, anlatsınlar. Hani bizim onunla alakalı kötü bir şeyimiz hayatım, olmadı. Bak sizin ne yaptığınız önemli değil. Karı koca anlaşamadı hayatını zaten. Hayatını kaybetmiş. Herkesin evladı. Sorumlu tutabilir. Tamam bilirsin kendisi kaçmıştır, kendisi evet. Etmiştir falan ama keşke böyle olmasaydı tabii diye ki, birilerini keşke. Sorumlu tutarız. Hı. Evlat bu evet. Evlatla anne baba ilişkisi, duygusu farklı İnanın, bir durum biz yani. Onlardan bile onlar kadar biz de üzüldük. Eminim siz de tanıdım iyi insanlarsınız. İki tane çocuk belli kaldı yani ortada. Onu insan görüyor ama şimdi arkadaşlarını da bir izleyelim Uğur'un. Şüpheli bir şekilde kayıplara karışan Uğur Kahraman'ın yakın çevresindeki kişilerle bir araya geldik. Ayhan Keleş'e göre 29 yaşındaki adamla alakalı olarak söylenen olumsuz yöndeki iddialar doğru değildi. Mahallemizin çocuğu buraya gelip gidiyordu. Burada şifa mahallesinde istediğin kişiyi çevir. Kimse Uğur kötü demez. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bence çocuğu karalıyorlar. Çapkınlık yapan bir çocuk ama o kadar. Öyle uyuşturucuymuş ve kimsenin inanmasını istemem öyle bir çocuk değil yani günah. Önce 3 tane arabası vardı. Arabaları kiradaydı. Sonra arabalarını sattı. Dedim ama ne yaptın dedim. 3 tane araba vardı. Dedim ticaret yaptın. Ne ticaret yaptın dedim. Dedi Aydınlık köyünde dedi kayınpederim üstünde bir yer var dedi. Oraya aldım dedi. Çıkar tapusun dedim. Dedi zamana gelip çıkaracağım abi dedi. Bayramda 4-5 gün önce falan geldi. Konuştuğumuz Hüseyin Özsoy'un da anlattıkları farklı değildi. Ben 4 senedir burada esnafım. Asla öyle bir şey olamaz yani. Uğur dedim çocuk kardeşimiz yani. Ben kaybolduğuna hele öldüğüne inanamıyorum. Düşmek istemiyorum öyle bir şey yani. Peki Uğur Kahraman en son aracına bindiği eski kayınpederiyle ilgili Hüseyin Özsoy'a bir şey söylemiş miydi? Bir ev var dedi, para yatırdım dedi. Parayı ödeyemezse dedi geri kalanını vereceğim, evi alacağım uygun bir fiyata dedi. Kayınpederin binasında olması lazım o ev. Öyle bir şey olacak. Ne kadar bir para yatırdığını söyledin? 100 miydi, 150 öyle bir şeyler diyorlardı ama hani öyle bir para mevzusu var. Konuştuğumuz bir diğer isimse Uğur Kahraman'ın borcunu almak için kaybolduğu gün görüşmeyi planladığı berberi Erdem Şentürk'tü. Salı günü Uğur'u arıyorum. 13.26'da gel diyorum. Ben ondan 2000 lira para aldım. O an cebimde para yoktu. Uğur 2000 lira versene bana dedim. Ama bunu tefe üzerinden almadım bir arkadaş hatırına. 2 gün sonra Uğur dedim gel dedim paran hazır vereyim. Sonra tamam geliyorum dedi. Yazıyorum. Salı günü tek tek. Çarşamba günü yazıyorum. Çarşamba günü gene tek tek. Perşembe günü babası dükkanda. Çok rahat babası. O rahatlığı bizi şaşırtıyor yani. Evladım kaybolsa ben ortalığı alev alev yakarım ya. Bu mümkün değil bu rahatlık. Berberine göre Uğur Kahraman aleyhinde söylenen doğru değildi. Bahsettikleri gibi bir çocuk değil. Bir kere Uğur yasaklı maddenin hiçbirisini kullanmaz. Alkol içer. Haftanın 5 günü pahalı alkol. Herkes içemez bunu. Aylık 30 bin lira geliri net vardır Uğur'un. Fuhuş olayı kesinlikle yok. Uğur Kahraman'ın babasının tavırlarına da dikkat çekiyor Erdem Şentürk.
Dün akşam beni arıyor. Ya Uğur'un diyor sende parası vardı ya, faturaları geldi diyor. Parayı istiyor benden. Ya zaten ben bu parayı bunun çocuklarının rızkı, çocuklarına zaten vereceğim bu parayı da. Ya benim para aklıma gelmiyor. Şu konu bir an önce çözülsün diye. Benim aklıma gelmezken babanın aklına para niye geliyor? Eski kayınpederiyle Uğur Kahraman arasında gerginlikler olduğunu da dile getiriyor Erdem Şentürk. Boğazına yapıştım, gebertecektim falan dedi. Kayınpederi için bunu söyledi. Bir kavga etmişler. Ya evdir, paradır. O bir şey var. O daire konu doğru. Ama bahsedildiği gibi sıkı fıkı değil. Yaşadığını düşünmüyorum. Birisi öldürdü, bir yere gömdü onu. Kızlarını çok sever. Bayramı çocuklarından ayrı mümkün değil geçirmez yani. Babayı ve kayınpederi bir sorgulamak lazım. Baba kara kutu. Babanızın rahatlığından bahsediyor. Aslında babanızın röportajını izlerken ben de aynı şeyi düşündüm. Şu anlamda düşündüm. Şu an tabii rahat ki insan Müge duygularını. Şu an iki gündür rahat. Nasıl rahat? Size çıktı bulun diyor. Müge Hanım'la gidip bulacak diyor. Kaç gün eve sığmıyor. Sokakta 5 sabah yazana sokağa atıyor kendini. Hayır, babanız hiç kuşkulanmamış dünüründen. İlk galiba başta çünkü, ondan rahat. Evet. İlk başta ama hiçbirimiz kuşkulanmadık. İnanın hiç. Dedik yani çünkü hafta sonları sürekli görüşüyorlar. Beni acizler dedi ki Uğur kuru fasulye istedi, yaptım, yedirdim dedi. Hani böyle kadın o kadar rahat anlatıyor ki insan şüphelenemiyor. Beni aradı. Eski kayınvalide yani. Evet, bu şekilde anlatıyor. Diyor ki hatta Ezgi Sezer öldüğünde dediler ki en azından yeri belli oldu artık dediler. Sürekli kaybolduğu için. Dedi ki kafamız rahat en azından. Nerede olduğunu biliyoruz dediler. Ama size anlatmamış ya. 3 tane arabasını satmış. O eve yatırdım diyor. Arabaları kirada olduğunu ben biliyorum. Konumuz orası değildi yani. Ben geçmedim onlara. Arabadaki kirada arabaları vardı. Biliyordum evet. Ben onu. Onları satmış, bu ev için vermiş. Tamam işte evi olayını biliyordum. Zaten ama hani arabaya gelmedi konu. Gelseydi onu da anlatırdım. Araba olayını biliyorum. Evet. Yani satması değil işte o... Arabalarını kiralıyordu. Tamam. O sattığı arabaları işte şu an kayınpederin evet. Oturduğu evi almak için kullanmış. Aynen. Ama bana 30 bin TL diye anlattı. Çünkü belki ben hani gerçekten kızıyorum. Kızarım diye söylememiştir. %150 verseydi ben kızardım zaten. Müge Hanım ben... Bir de bak diyor ki kayınpederinin boğazına sarılmış diyor arkadaşı. İşte bak onları falan bize anlatamaz çünkü biz gerçekten görüşüyor diye zaten kızıyoruz. Evet. Çocuklarını ver, tamam görmek istiyorlarsa görsünler ama sonrasında sen muhatap olma. Ortaklık biter yani, görüşüyor biz. Diyorsun mesafe koru yani. Kadınlar doğruyu söylüyorlar da dinlemiyor mesafe bazıları. Mesafe korumuyorlardı. Yani. Dinlemiyor, çocuğunu gerçekten. Ver al bu kadar yani. Doğru. Ne derler hani bir şey olmuş ortaklık bitmiş derler ya. Ama dinlemiyor. Beni Naciye Sezer aradım Müge Hanım. Hani kardeşim kayboldu ya çarşamba günü. Kayınvalide. Kayınvalideyi aradım. Biz öyle dedim, bahsederim ki bilmiyorum. Kardeşimiz kayıp dedim. Dedi ki dur Hüseyin'e bir döneyim sorayım dedi. Görüşmüş mü dedi. Sonra bana 2-3 dakika içinde döndü. Dedi ki içiniz rahat olsun %90 kız kaçırmaya gitti. Bizden araba istedi dedi. Sürekli yön değiştirdiler. Bize böyle hani bana bu şekilde dedi yani. Değiştirelim diye uğraştılar. Zaten Eda'cığım ben bunu da hiç anlayamadım. Yani insan da şimdi ne olursa olsun kız kaçırmaya giderken de eski kayınpederinden araba mı ister yani? Aynen. Yok. Hani o kadar da değil yani. Mantık dışı. He? Yani artık yani arabayı kız kaçıracağım artık hiç kimsenin arabası kalmamış eski kayınpederi. Evet. Var arkadaşları ister kendi işte. Arabası da var. Bir evet. Şoför bulsa zaten kendi arabasıyla gider. Kız bile buldu Müge Hanım. Ya kız canım bile zaten buldu, kız kaçırmaya giderken ehliyetim yok ona mı bakacak? Zaten bir suç işlemeye gidiyor öteki suçu kendileri da işler kız yani. Bile buldu, Müge Hanım, Müge kız bile buldu evlendirmek kendi için. Kendi eliyle kız buldu kendi akrabası. Dedi ki hani rahat rahat çocuklara da girelim çıkarım evine kayınpeder diye. Kayınpeder mi buldu damadı? Kayınvalide kız bile buldu. Ama biz karışma dedik bir kere dedik sakın. Hani sütten ağzın yandı. Kesinlikle yoğurdu üfleyerek yani. Kızdık yani. Arkadaşlar bizde mi bir gariplik var? İnsanlar mı bir değişik olmuş? Yani tuhaflar. Ne bileyim ben. Uğur'un kuzeni telefon attığımızdaymış. Günaydın. Merhabalar. Buyurun. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Uğur'un kaybolduktan sonra bir gün sonra, bir buçuk gün sonra haberim oldu. Yani amcam tarafından. Şimdi ben orada Uğur'un yakın arkadaşlarına detaylı olarak... bilmediğim için, tanımadığım için bir araştırmaya girdim. Dinliyorum ben sizi. Hızlı anlatırsanız reklama gireceğiz. Evet. Bir araştırmaya girdim ama şimdi şöyle de bir durum var. Arkadaşlarımdan da böyle bir ev meselesinin olduğunu ben öğrendim ama üstünde pek durmadım. Sonrasında bu Uğur'un kayınvalidesiyle ben görüştüm telefonda. Bu ev ticaretine kimin karıştığını öğrenmek istedim. Hı. Bir araştırmaya girdim. Murat'ın ismini verdi. Telefon numarasını da verdiler. Ben onunla da görüştüm. Murat dediği şu an gözaltına, yeni gözaltına alınan aynen, komşu. Aynen. Onun bana dediği, o kişinin bana dediği o gün akşam telefonda ben 10.000 TL para verdim. Geri verdi bana. Sonra 20.000 TL para verdim. Para aldım. Onu da 26.000 lira olarak bu ayın sonunda vereceğini söyledi. Hı hı.
Yani ben o yani kişinin... komşu almış parayı. Evet. Evet. Şimdi bir gün önceki yayında da Fırat Bey'in yani o şeyin o Hüseyin Bey'in eski oğlu. Kayınbiraderin evet. Evet onun ben şu açıklamasını hiç anlamadım. İlk başta para mevzularından hiç haberi olmadığını en sonunda da şöyle bir cümle kuruyor. Ben Uğur'dan kesinlikle para almasını istemiyorum diyor. Yani bu evle alakalı. Evet. Hatta o da kendisi de söylüyor o yayında 150 bin lira civarında bir meblağdan bahsediyor. Biz onu eve gidince tekrar izledik. Ben Uğur'un bir iki gün geçtikten sonra araştırma yani bir, ben de 12-13 gündür orada kaldım. Sonra ben kamera görüntülerini almaya çalıştım. Çünkü arabası orada çıkabileceği bir çıkış kapısı var ve yolda da şöyle söyleyeyim Uğur arabası bir yere gidebilecek biri değil. Kesinlikle gitmez. Ben dedim ki buradan kesinlikle bir araç aldı. Ve işte ondan sonra da kayınpedere sorduğunuzda da işte kayınpeder bunu doğrulamıyor. Neden evet. doğrulamıyor? Aslında emniyetin de en fazla üzerinde durduğu ve şüpheli bulduğu konu bu. Yoksa aldım şuraya bıraktım evet. dersin. Polis ailede gider orada evet. arar. Ama evet. bu para mevzusu önemli. Çünkü şundan önemli. Uğur o borcu veriyor ama şöyle düşünüyor. Ev sahibi o borcu ona geri ödeyemeyecek ve evi daha ucuza kapatacak. Girelim araya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.